uyuyamayacaksın. Memleketin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o eski sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgraf hane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler duyacaksın. Uyumayacaksın düzelmeden memleketin hali. Telgrafhane Melih Cevdet Anday. İçinde bulunduğumuz memleketin hali, vatanımızın hali düzelmeden biz de uyumayacağız. Ama elimizden gelen her ne varsa bunu da gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Biliyorum ki zaman geçecek. Aylar belki yıllar geçecek ama acı çekmiş olmamız geçmeyecek. Şu yaşadığımız acı asla dinmeyecek. Ama biz her ne olursa olsun memleketi tekrar ayağa kaldırmak için durmadan çalışmaya devam etmek zorundayız. Çünkü bizi ancak çalışmak kurtaracak. Evet, birinci yeni hareketiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bununla alakalı bir açıklama da yaptım. Sınavda Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın şiir kısmından sorumlusunuz. Çünkü 12. sınıfın 1. döneminde soru olarak geldi. Bu sebeple de 1. dönemin de özür dilerim konu olarak işlediniz. 1. dönem konularından sorumlu olduğumuz için, 2. dönemden sorumlu olmadığımız için bu konulardan sorumluyuz. ÖSYM 1. yeniyi de sever. Bunun da altını tekrar bir çizmek isterim. Peki 1. yeni nedir? Garip hareketi. Adı üstünde aslında hareketin. Bütün her şeye biraz da karşı çıkma var ve garip hareketi deyince aklıma 3 tane isim geliyor. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu geliyor. Ama dönemin en sadık temsilcisi Orhan Veli Kanık olacak arkadaşlar. Garip isimli bir şiir kitabı yayınlayacaklar ve bu şiir kitabının ön sözünde şu yazacak. Bu kitap sizi alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir. Bu ne demek? Aslına bakarsanız bu zamana kadar gördüğünüz o süslü sanatlı dili görmeyeceksiniz. Bu zamana kadar gördüğünüz o halkın ikinci plana atıldığı edebiyatı görmeyeceksiniz. Biz tam olarak şiirde günlük hayatta gördüğünüz bütün konuları şiire dahil edeceğiz diyecekler. Parmaklarında çıkan bir nasırı bile şiire konu edinebilecekler arkadaşlar. Bu yönüyle oldukça önemli bir harekettir diyoruz. Peki serbest nazımdan nasıl ayıracağız hocam derseniz bunu şöyle ayıracağız. Bir önceki dersimizde biliyorsunuz ki serbest nazımdan şöyle ayıracaksınız arkadaşlar. Serbest nazım dediğim zaman orada biraz daha toplumculuk var. İdeoloji daha yüksek. Buradan ayırabiliriz. Burada ideolojiden ziyade herhangi bir şey şiirin konusu olabilir. Parmağımda çıkan nasır şiirin konusu olabilir. Bir mezar taşı şiirin konusu olabilir ki Orhan Veli zaten değil mi? Kitabe-i Sengi Mezar isimli bir şiir yayınlıyor. Bu bir mezar taşının şiir olduğunu, hatta divan edebiyatındaki Mersiye'ye de karşı çıktığını bu şiiriyle görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, birinci yeni hareketini şöyle bir detaylı bir görelim mi? Bunu bir görelim isterseniz. Özelliklerini tam olarak da bir görün. Ortak kitapları aslında garipsenmesini istiyorlar. O yüzden garip diyorlar kendilerine. Biz alelâdelikten uzak, alelâdelik şiirimize dahildir. Biz söz sanatlarından uzak bir anlayışı şiire dahil etmek istiyoruz. Söz sanatlarını kullanmıyoruz. Arkadaşlar gibi edatını bile şiirlerinde kullanmamışlardır bakın. Baya böyle tepkililer. Bu önemli bizim için. Az önce söylediğim cümle çok önemli. Daha önce yedi meşalecileri sorarken şöyle demişlerdi ya. Ayşe Fatma terennümlerinden usandık demişlerdi. Ama şu cümleyi hiç sormadılar arkadaşlar. Buna bir dikkat edelim mi? Bu kitap sizi alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir. Garip isimli şiir kitabını açıyorum ve bu kitapta bu cümleyi görüyorum. O zaman bu cümlede benim için oldukça önemli oluyor. Bence yıldızlansın çünkü sınavda gelebilir arkadaşlar. Evet, yerleşik bütün şiir anlayışlarına meydan okuma var. O kendinden önceki bütün şiir anlayışlarını da aslında böyle bir yerle yeksan etme durumu da söz konusu diyoruz arkadaşlar. Şu da çok önemli. Mısracı zihniyete karşılar vezin ve kafiyeyi reddediyorlar. Serbest şiir o zaman değil mi? Serbest şiir hareketini görüyoruz. Kafiye, vezin yok, ölçü yok. O zaman serbest şiir diyorsunuz arkadaşlar. Peki bunun dışında ne söyleyebilirim? Akımlardan ne olabilir? Dadaizm'den etkilenirler mi o zaman? Kuralsızlığı kural edinmişti dadaizm. Tabii ki etkilenirler. Sürrealizm'den de yine bir etki söz konusudur. Evet, onu da şöyle vermiştik. Peki onlar şiirde bütün söz oyunlarının karşısındalar. Az önce konuştuk, dedik ki söz sanatı yok onların şiirlerinde değil mi? O zaman gibi edatını bile kullanmayacaklar. Önemli. Şiir yani söz söyleme sanatı diye başlıyor. Bakın diyorlar ki şiir
söz söyleme sanatı diye başlar. Şiir için ayrı bir özel şiir dili oluşturmamıza gerek yok. Şiir zaten bir söz söyleme sanatıdır. Ekstra bir şiir dili oluşturmayalım. Böyle bir anlayışları da var arkadaşlar. Ve şairaneliğe kesinlikle düşmanlar. Bunu da lütfen unutmayın. Evet, yine Orhan Veli sanatlarda tedavüle taraftar olmadığını açıklıyor. Yani ses ve şekil oyunlarını reddediyor. O divan edebiyatında çok fazla değil mi, o mersiyelerde falan çok fazla şekil oyunları var. Yine gazellerde bunu kesinlikle karşı çıkıyor ve reddediyor arkadaşlar. Yine en önemli yanı, şiiri günlük tartışmalar arasına sokuyorlar. Bakın bu çok önemli. Yani diyor ki şiir ekstra bir şey değil. Yani biz günlük konuşmamızın içine de şiiri dahil edelim. Neden etmiyoruz diyorlar. Dolayısıyla bu da bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Evet, 3 tane sanatçımız var ama dediğim gibi Orhan Veli Kanık bu edebiyatta en sadık temsilcimiz. Orhan Veli Kanık deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma İstanbul şairi geliyor. Çünkü niye? Diyor ki, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yaprakları ağaçlarda. Sucuların hiç dinmeyen çıngırakların, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Çok meşhur bir şiiridir. Peki, birinci yeni de İstanbul aşığı olarak ben Orhan Veli'yi veririm. Divanda kimi veririm siz söyleyin. Kimi veririm? Nedim'i veririm değil mi? Divan edebiyatında Nedim deyince İstanbul şairi. Peki öz şiirde kimi veririm? Ya da milli edebiyatın bağımsızı da diyebilirim. Aynı zamanda öz şiir anlayışını kullanır. Kimi veririm? Yahya Kemal'i veririm. İstanbul aşığıdır. Fikret'le zaten İstanbul için tartışmamış mıdır? Fikret Sis'i yazmıştır. İstanbul'u kötü bir kadına benzetir Sis'te ama Yahya Kemal ona karşı çıkar. Ve Sis'te söylenişi yazar değil mi? Bu da çok önemli arkadaşlar. Peki İstanbul öykücüsü kimdir? Siz söyleyin lütfen. Sait Faik Abası Yanık değil mi? İstanbul öykücüsüdür arkadaşlar. Bakın bu İstanbul deyince kimler dediğim zaman en önemli temsilcileri ya da İstanbul'u en fazla kullananlar ya da en güzel kullananlar dediğimde tak diye bunları söylemiş olmanız çok çok kıymetli. Peki Orhan Veli Kanık deyince takma isim de kullanıyor arkadaşlar. Mehmet Ali Sel takma adını kullanmıştır. Bakın bu da çok önemli bir ayrıntı onun için. Peki çok meşhur bir şiiri daha var. Şöyle der, anlatamıyorum, çok popülerdir ama bu zamana kadar hiç şiiri verip kim yazmış olabilir demedi, o şiirini demedi. Lütfen şöyle bir, ben de biliyorsunuz bu şiirleri boşuna okumuyorum, böyle aklınızda kalsın diye. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam sesiniz kulağımızda çınlıyor denemelerde, aklınızda kalması benim için çok önemli. Şöyle diyor, ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkılarım bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Evet. Orhan Veli Kanık'ın çok popüler bir şiiridir arkadaşlar. Bu şiiri hatırlıyorum. Ortaokulda ezberlemiştim. İzlediğim bir dizi vardı ve dizide duymuştum. Çok hoşuma gitmiştim. Ve şiiri ezberlemiştim. O zamandan beridir zaten edebiyat öğretmeni olmak istiyordum. Bunu da belki konuşmuşuzdur bir yerlerde. Peki devam edelim arkadaşlar. Hareketin en sadık temsilcisi Yaprak dergisini çıkarıyor. Önemli, sorar mı? Sorabilir. Dikkat edelim lütfen. Yıldızlayalım. Çok önemli. Yine bir de Nasrettin Hoca fıkralarını şiirleştirmiştir. Daha önce bu bilgiyi sordu ama sorduğunu tekrar sormayı sever. O yüzden bu bir ekstra dursun aklımızda. Bir de La Fontaine fıkralarını ne yaptı? La Fontaine masallarını diyelim ona, daha doğru olur. Şiirleştirdi. Tamam mı? Bu da bizim için oldukça önemli. Fıkrayı denden koymuşum ama masal diyelim onu. Masallarını, tamam mı? Türkçeleştirdi. Peki şiir kitapları nedir hocam? Garip. Zaten hepsinin garip diye bir şiir kitabı var. Çünkü bu şiir kitabı, yani bu şiir kitabı ile birlikte bir hareket başlatıyorlar. Vazgeçemediğim, Destan gibi, Yenisi ve Karşı. Bakın bunları bilin arkadaşlar. Zaten bunların dışında yok ama bunlar bizim için çok çok önemli. Şu bilgileri bilmek bize yetiyor, tamam mı? Yine dediğim gibi Mersiye Nazım şekliyle alay eder Kitabe-i Sengi Mezar isimli şiirinde bu alay söz konusudur diyoruz. Yine Anlatamıyorum ve İstanbul'u Dinliyorum isimli şiirlerim Orhan Veli deyince aklımıza mutlaka gelmelidir. Sadece şu verdiğim bilgilerle gelecek soruyu çözersiniz. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Evet, bir de şunu da söylemek istiyorum. Tekrar söylemek istiyorum. 65 günde AYT Edebiyat Kampımız, biliyorsunuz ki tabii ki daha uzun olacaktı. Ama bu ikinci dönem konularının çıkarılması sebebiyle ben
o çıkarılan konuları bu kampa dahil etmeyeceğim. Ama beni izleyen 11. sınıf arkadaşlarım var. Bunu biliyorum. 10. sınıf öğrencilerim var. Bunu biliyorum. Ya da 9 şimdiden çalışanlar. Sizin için sınav bittikten sonra tekrar çekip bu listeye yükleyeceğim. Tamam mı? Ama sınava kadar lütfen bunlar gelmeyecek. Bunu bilgisini vermek isterim. Zaten ayrıca bir videoda bununla ilgili çektim. Evet arkadaşlar, hadi bakalım Melih Cevdet Anday'la devam edelim. 3 kişi var burada ama çok önemli bir dönem. Lütfen lütfen beni dikkatlice dinleyin bakalım. Melih Cevdet Anday. Arkadaşlar, Sesimiz ve İnkılap dergisine şiir hayatına başlıyor Melih Cevdet Anday. Melih Cevdet Anday'ın aslında şiir hayatında biraz daha böyle birinci yeniden bir farklılık görüyoruz. Çünkü Anday şunu yapıyor. Yunan mitolojisinden etkileniyor ve şiirlerine de bunu yansıtıyor. Bu bir farklılık. Ve şiirlerinde bazı dönemlerde toplumcu gerçekçi çizgiyi de görüyoruz. Mesela dersin başında okuduğum Telgrafhane şiiri, değil mi? Burada o toplumcu çizgiyi görüyorum. Çünkü memleketin hali seni uyutmayacak diyor. Üzgün ve bunu şiirinde yansıtıyor. Bu bizim için önemli. Ve şunu da bilmenizi isterim ki şair eşyanın arkasındaki gizemi araştırır arkadaşlar. Böyle bir eğer eser vermeden sormak isterse bu bilgi de bizim için önemli. Ve dediğimiz gibi Yunan mitolojisi, biraz sonra zaten eserlerinde göstereceğim. O mitolojik unsurları eserinden de anlayacaksınız zaten. Onun zaten her birinde garip var, değil mi? Rahatı kaçan ağaç ve telgrafhane. Burada garip hareketinin özelliklerini görüyorum. Özellikle telgrafhane şiiri oldukça önemli. Ama sonra Yunan mitolojisine kayıyor. Nerede kayıyor? Bakın, kolları bağlı Odysseus diyor, değil mi? Odessa, değil mi? Yunan mitolojisine görüyorum. Ya da işte ne diyor? Gılgamış, Sümerlerin Gılgamış destanı, yani o destansı özelliği de net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Yine teknenin ölümü ve yan yana da onun şiirleridir diyoruz, bizim için önemli. Peki romanı çok soru gelmez ama ben yine İsa'nın güncesini verdim. Ama mesela Mikado'nun Çöpleri daha önce soru getirdi arkadaşlar. Tiyatro eseridir, tamam mı? Mikado'nun Çöpleri Melih Cevdet Anday'ın tiyatro eseridir diyoruz. Ve Oktay Rıfat Horozcu. Şimdi değişiklikler göreceğim. Garip çizgisinde kalmıyor arkadaşlar. Önce garip çizgisinden sonra bir toplumcu gerçekçi çizgisini görüyorsunuz. Sonra da ikinci yeni çizgisini görüyorsunuz. Bakın, hem garibin kurucusu diyebilirsiniz. Aslında hem de ikinci yeninin kurucularındandır da diyebilirsiniz. Çünkü ikinci yeniyi çok ciddi bir şekilde göreceğiz. Zaten eserlerinde de yansıtacağım. Başlangıçta dediğim gibi garip çizgisinde kalmıyor. İkinci aşaması toplumcu gerçekçilik ve üçüncü aşamada ikinci yeniye kayıyor. Ve şiirlerine baktığınızda önce bireyden bir ulusa geçiş görüyorsunuz. Oradan da evrensele ulaşan bir çizgi görüyorsunuz. Oktay Rıfat Horozcu bu noktada bizim için çok çok önemli. Tamam mı? Peki ne gelir hocam? Mesela hangisi garip? Onu sormaz ama yani hangi dönemde mesela şu şiirleri gariptir, şu şiirleri ikinci yeni demez ama ben yine aklınızda kalsın diye, yani o ikinci yeni çizgisine geçtiğini unutmayın diye bunu da vereceğim. Tamam mı? Şimdi garip, güzelleme, aşk ve avarelik üzerine şiirler. Bunda tam olarak birinci yeni etkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Ama Perçemli Sokak, mesela Çobanıl Şiirler, burada artık ikinci yeniye geçtim. Karga ile Tilki, Yaşayıp Ölmek, Elleri Var Özgürlüğün çok önemli. Yıldızlayalım. Yaşayıp Ölmek, Elleri Var Özgürlüğün çok çok önemli. İkinci yeni etkisini yoğun bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Romanlara daha önce soru geldi. Bay Lear ve Danaburnu bilmek durumundayız. Bir de Çil Horoz diye bir tiyatrosu var. Yani çok bilseniz bilmeseniz çok şey değil ama Bay Lear ve Danaburnu lütfen bilelim arkadaşlar. Evet, birinci yeni 3 tane sanatçımız vardı. Önemli bir hareket, değil mi? Bunu detaylı gördük arkadaşlar. Dediğim gibi Cumhuriyet'in şiirinden sorumlusunuz arkadaşlar. Çünkü birinci dönemde işlendi. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Biraz daha 2020'yi baz alabiliriz bu noktada. Çünkü 2020'de de pandemi sebebiyle ikinci dönem konuları konulmamıştı. Sınavda yoktu. Öyle bir şey yapabiliriz. Yani 2020'nin sınavı gibi diyebiliriz. Tam olmak zorunda değil. Ama konuların çıkarılış noktasında bunu değerlendirebilirsiniz. Tamam mı? O zaman zaten ben 65 günde AYT Edebiyat kampımın içerisinde sadece çıkacak konuları alacağım. Yaptığım tekrarlarda da sadece çıkacak konular olacak. O yüzden hiç merak etmeyin, tamam mı? İçiniz gayet rahat olsun. Benim anlattıklarım zaten yeterli. Bakın, kesinlikle birinci günden itibaren hep şunu söyledim. Fazla bilgi de yok zaten, değil mi? Gereksiz ayrıntı da zaten kanalda hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Çünkü sadece Türkçe yok ki, sadece edebiyat yok ki. Matematiği var, bunun fiziği var, kimyası var. Eşit ağırlık sözel öğrencilerimiz için ne var? Tarihi var, coğrafyası var, değil mi? Yani biz sadece işinize lazım, gerekli olanları veriyoruz. Onun için ekstra bilgilere gerek yok. Peki, günün sorusu gelsin ve ders nihayete ersin. Günün soruları çok önemli arkadaşlar. Neden?
Çünkü geçmişe dönük tekrarlar yapıyoruz. Şimdi daha geçmişe döneceğiz. Bir halk edebiyatına bir gidelim bakalım. Bir burada hangi yazım şeklinin, hangi yazım şekliyle yazılmış olduğunu lütfen bir yazın bakalım aşağı. Deli gönül ile düştük bir cenge. Hikmeti sorulmaz iştir bu gönül. Günden güne girer her türlü renge. Bazı solar yah kumaştır bu gönül. Nazım şeklinden, hangi nazım şeklinden alınmıştır? Bir aşağıya yazalım arkadaşlar. Bir şöyle bir hafızalarımız bir tekrarlansın. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Unutmayın ki son güne kadar arkanızdayım. Lütfen bunu unutmayın. Her zaman yanınızdayım. Bütün sorularınızı bana sorabilirsiniz. DM'ler çok yoğun olduğu için belki orayı hemen göremem ama yorumları gördüğüm an zaten cevap veriyorum. Bir soru çözdünüz, anlamadınız lütfen sorun. Burada sadece dersi anlatıp geçtik olmasın. Tamam mı? Her zaman dediğim gibi bunu canı gönülden söylüyorum. Bakın bu sadece sözden de ibaret değil. Kalbim her zaman sizinle ve sonuna kadar da arkanızdayım. Bunu unutmayın. Bu sebeple de güç her zaman bizimle. İstediğiniz üniversiteleri girmeniz için elimden gelen ne varsa yapacağım. Evet, bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.